Evet, inşallah, maşallah diyelim. Bunlar çok güzel şeylerdi. Rabbül Alemin bizlere nimet üzerine nimetler veriyor. Biz bunların çoğu zaman farkında değiliz. Ne kadar güzel. Genç yaşta bu kapının nasip olması bile büyük bir nimet değil mi? Yani Rabbül Alemin bize, ondan da bahsedeyim inşallah. Rabbul Alemin bize üç büyük nimet vermiş değil mi? Birincisi her insanda olmayan iman nimeti. Rabbul Alemin bize hiçbir şey yapmadığımız halde bir bedel ödemediğimiz halde bize iman nimeti vermiş. Verdiği nimetler sayısız tükenmez. Baktığımız zaman bedenimize bakalım, ailemize, çevremize bakalım değil mi? Ne kadar çok nimetler vermiş. Bir iman nimeti, iman olmadan cennete girilmiyor. Cemalullah'a görülmüyor, değil mi? Ne kadar büyük bir nimet. İlla ki iman nimeti çok önemli. En başta ilk sıralarda. İkinci nimet olarak Peygamber aleyhissalatu vesselam'a ümmet olma nimetini vermiş. Bunun için de biz bedel ödemedik. Zamanın hangi döneminde gelelim diye kendi irademizde değildi. Belki hani Rabbul Alemin dileseydi bir hayvan bitki de olabilirdik. Başka bir peygambere de ümmet olabilirdik. Belki asi isyankar olabilirdik. Ama her peygamberin bile ümmet olmak istediği bu zamanda, ahir zamanda Peygamber aleyhissalatü vesselama ümmet olma nimetini vermiş. Ne kadar büyük nimetler. Bunu ömrümüz boyunca, ömrümüz 1000 sene olsa şükretsek yine ödeyemeyiz. Değil mi? Kulluk yapsak yine ödeyemeyiz. Üçüncü nimet de Nakşibendi tarikatında sofu olma nimeti. Bunun biz kadrini, kıymetini bilmiyoruz. Bu nimetleri ahirette göreceğiz, karşılığını göreceğiz. Herkese bu kapı nasip olmuyor. Seyyid Hazretlerine sormuşlardı. Bu kapıya gelenler kimler olur diye. Herkese bu kapı nasip olur mu diye sormuşlardı. Mübarek de ne buyurmuş? Demiş ki bu kapıya 3 zümre gelir. Birincisi demiş soyunda seyit olanlar yani evladı Resul, peygambere bağlı olan, ehli beyt olan insanlar gelir. İkincisi demiş soyunda şehit, alim ve duası makbul birinin duasıyla demiş onun şefaatiyle bu kapıya nasip olur. Üçüncüsü ise demiş Rabbul Alemin'in indinde kabul olunmuş sevdiği bir amel yapmışsa Rabbul Alemin demiş ona bu kapıyı nasip eder. Dolayısıyla bu 3 nimetin içerisindeyiz. Bu nimetlerin içerisinde yüzüyoruz. Herkeste bunlar yok, farkında değiller. Biz bunun kadrini, kıymetini, şükrünü, ibadetini, taatını yapmamız lazım. 24 saat ibadet, taat yapsak, ölünceye kadar yapsak yine şükredemeyiz. Bunlara öncelik vermemiz lazım. Sade bedeni değil, kalbi ibadet olarak her şeyimizde, maddiyatımızda, maneviyatımızda inşallah buna ne yapacağız? Şükür gözüyle bakacağız, şükredeceğiz. Evet, bizi bu zamanda ahir zamanın ahirinde zamanın sahibine demiş, sofi olma nimetini de vermiş. Ne kadar güzel bir şey. Ya bu nimetleri insan yani ağlasa şükretse yine boş dur ama şeydir yani. Değerini, kıymetini tam veremeyiz. Şükrümüzü tam yerine getiremeyiz. Evet, ikinci soruya geçelim o zaman fazla uzatmadan inşallah. Soruları da kaybettim. Etrafımızdaki şeytanlaşmış insanlar var değil mi? Hani sohbetin konusunun içerisinde geçmişti. Rabbul Alemin bir ayet-i kerimesinde öyle buyurmuştu. Eğer siz bize itaat etmezseniz biz size şeytanları musallat ederiz. Bunu çok geniş düşünmemiz lazım. Eğer şimdi biz bulunduğumuz yaş itibariyle, bulunduğumuz çevre itibariyle Rabbul Alemin'in bizden istediği ibadet taatı yapamıyorsak, her yapamadığımız bir şeyin bir karşılığında bize şeytanlar musallat olacaktır. Rabbul Alemin her şeye kadir değil midir? Bunların sebebi gelen insanlar, bize musallat olan insanlara bakmayacağız. Biz kendi hata ve kusurumuza bakacağız. Bulunduğumuz yerde bir olayla karşılaşıyoruz. Birisi bizi kırıyor, üzüyor. Veya birisi bize musallat oluyor. Veya birisi bizi çok yoldan çıkaracak şekilde dehşette ne yapıyor? Kötülüyor,
önümüze çıkıyor, laf atıyor değil mi? Hep çevremizde bunlar bulunuyor. O zaman bunların sebebini biz hemen ne yapacağız? Kendimiz arayacağız. Ya acaba ben kulluğumda nasıl bir hata içerisindeyim ki? Kusur yapıyorum ki bu bana musallat oluyor. Yoksa Rabbul Alemin bunu bana musallat etmez deyip kendi hata kusurumuza döneceğiz. Karşımızdaki insanı savunmak o kadar kolay değil. Kıssada geçen şey gibidir. Hani bir köpek bize saldırıyor ya, biz de çobana sesleniyoruz köpeğini çek diye. Şeytan da Rabbul Alemin'in köpeğe hükmünde olduğuna göre o zaman Rabbul Alemin'e sığınacağız. Hem dua ederek sığınacağız hem de ona kulluk yaparak sığınacağız. Biz gerektiği şekilde kulluk yaparsak o zaman Rabbul Alemin bizi düşmanlara musallat etmeyecek. Değil mi? Rızasını, sevgisini vermeye devam edecektir. Bizim dünya ve ahiret işimizde o oranda düzelme olacaktır. Demek ki burada yapana değil yaptırana bak hesabı, konuşana değil konuşturana bak hesabından bizim bir eksiğimiz var ki ondan bunlar oluyor. Moralimiz bozuksa, sabırsızsak, merhametsizsek, imtihanla sürekli imtihana çekiliyorsak bunların hepsi bizim makam aldığımızdan, çok büyük olduğumuzdan değil, hata ve kusurumuzun karşılığı olduğundan düşüneceğiz. Bir günah işliyoruzdur, o da bize azabı ilahi olarak geri dönüyordur. Bunu bu şekilde idrak edersek inşallah çevremizdeki her şey, her türlü olay, imtihanlar azalacak, kaybolacak, huzur elde etmeye başlayacağızdır. Bunların yollarda bir nedir? Tabii ki ibadet taat halinde olmak. Bu başta bir görevdir. Hele hele bir yeni sofu olmuş biri, sofiler sürekli 24 saatini nasıl ayarlamalı? Mümkün mertebe ne kadar çok uygularsa, şu anlatacaklarım ne kadar çok uygularsa o kadar rahat, huzurlu bir ortam içerisinde olur. Bir defa mümkün mertebe abdestsiz gezmeyecek. Sürekli abdest halinde olacak. Yediğine içtiğine dikkat edecek. Haram yemeyecek. Helal yemeye çalışacak. Ondan sonra başka ne vardı? Dilimiz ve azalarımızda kontrol edeceğimiz şey, mekanizma neydi? Gözümüze dikkat edeceğiz ama asıl gözümüzü kontrol eden kalbe dikkat edeceğiz. Kalbimizin üzerinde çok duracağız. Kalbimizi ne kadar çok muhafaza edebilirsek, koruyabilirsek iç ve dış düşmanlardan ne olur? Kalbimiz selamette olur. Kalbimiz selamette olduğunda azalarında hepsi kalbe bağlı olduğu için o zaman dilimiz, kulağımız, gözümüz de selamette olur. Kalbi muhafaza etmek helal lokmayla olur. Abdestli olmakla olur. Kalbi zikir ve rabıta halinde muhafaza etmekle olur. Biz mümkün mertebe buna dikkat edeceğiz. Her bulunduğumuz ortamda abdestli olacağız, rabıta halinde olacağız. Yani rabıta nedir? Mürşidim benim yanımda. Beni görüyor, benimle beraber. Sürekli onu gördüğün şekilde nasıl gözünde canlandırabiliyorsan, hatırına kalbine nasıl getirebiliyorsan, ben şimdi mürşidimle beraberim dediğinde kalbini rabıta haline getirmiş olursun. Kalbinden mürşidin kalbine bağ kurmuş olursun. Bunu sen görmesen, bilmesen de bile bu hak ve hakikatte böyledir. Böyle kalp rabıta ve zikir anında olursa o zaman içerideki düşmanlar vesvese veremeyecek. Dışarıdaki düşmanlar da sana musallat olmayacaktır. Çünkü sen o zaman manyetik alan içerisinde korunmuş olursun. Bu hemen birdenbire olmayabilir. Biraz zaman ister, gayret ister. Yaptığın rabıta ve zikir halini gerçekten samimi yapabiliyor musun? Göstermek için mi yapıyorsun? Düşmanlardan kurtulmak için mi yapıyorsun? Yok, Allah için yapacağız. Benim halim, sofunun hali budur. Ben bu hali sürekli muhafaza edeceğim diye. Bu hali Gavsım sever. Ben Gavsım'la beraber olacağım. Gönül birliği yapacağım. Onunla her daim beraber olmak istiyorum diye severek, isteyerek bunu yaparsak bunun hem içeride hem dışarıda faydasını, hikmetini, feyzini, muhabbetini görürüz. Bunlar da bize içten ve dıştan düşmanların musallat olmasını engeller. Sofi 24 saat mümkün mertebe hep rabıta halinde olacak. Rabıta halinde olamıyorsa zikir halinde olacak. Sayısız kalbi dilini damağına yapıştırıp zikredecek. Allah diye zikredecek. Dilini yapıştıracak. Hem bunu yaptığın zaman hiçbir şeyle meşgul olmamış olursun. Hem de zikretmiş olursun. Allah'ı anmış olursun kalbinde.
Bunun da sana çok çeşitli faydaları olur. Biz dışarıdaki düşmanları yanımıza yaklaştırmadık, onlardan emin olduk. İçerideki düşmanları ne yapacağız? Şeytan kan damarlarımızda dolaşıyor ya, kalbimize vesvese veriyorlar ya, işte bunların yolu da rabıta halidir, zikir halidir. Bunu yaparsak vesveselerimiz de azalacak. Dolayısıyla bizdeki eski korkularımız ne varsa, neyden korkuyorsak, dünyadan, ahiretten, ölümden, maddiyattan nereden korkuyorsak bunların çoğunun sebepleri vesveseden kaynaklanır. Rabbi olan, peygamberi olan, mürşidi olan kimse niye korksun ki? Şayet korkuyorsa, gecenin karanlığından, insanlardan, herhangi bir ölümden korkuyorsa ondaki vesveseden kaynaklanır. İbadet taatının azlığından kaynaklanır, yapmadığından kaynaklanır. Bunlar da bir nevi şeytanların musallat olması gibidir. Dolayısıyla biz zikir halimizi, rabıta halimizi, Sofi'nin verdiği vazifeleri, 5 tane reçete diyorduk ya, bir tatme, rabıta, sohbet, hizmet, 5 vakit namaz, kul hakkına dikkat etmek, abdesti gezmek, helal harama dikkat etmek, bütün haramı terk etmek meselesi. Biz bunları vücudumuza, bünyemize 24 saat oturtturduğumuzda, daim bunlara dikkat ettiğimizde bunların çoğu bizde kaybolacak ve gidecektir. O korkuların hepsi gidecektir. Dediğimiz gibi bunların çoğu vesvesedir. Biraz amel yaparak, amel yapmaya devam ederek bunların hepsini kademe kademe, etap etap, derece derece aşacağız. Biz sadece Allah'tan korkacağız. Bütün mahlukat, her şey Allah'ın elinde değil mi? Onun emrinde değil mi? O zaman zahirde insanlardan, şundan bundan niye korkalım ki? İşte mesele bu. Buna çok dikkat edersek çoğu şeyleri aşmış olacağız. Evet, diğer bir üçüncü soru da vardı. O neydi? Bu kapıdan kolay kolay kopmazsın. Doktor Ahmet abimiz Gavsımıza sormuştu. Kurban, sofileriniz korkuyor. Neden korkuyor sofilerimiz diye buyurmuş. Demiş, ölmekten korkuyor, kabirden korkuyor, sırattan korkuyor, mahşerden korkuyor, iması gitmekten korkuyor diye sormuş mübarek. Kavsımıza demiş ki, söyle onlara, onlar korkmasınlar. Onlar demiş, namazlarını kılsınlar, bir katme rabıtlarını yapsınlar, kul hakkında dikkat etsinler, arada sıra da bize gelsinler, korkmasınlar demiş. Biz Allah'ın emirleri doğrultusunda hareket ettiğimiz sürece ne olur? Allah'a yaklaşmış oluruz. Hani bir kutsu hadis vardı, neydi? Kullarım bana farz ibadetlerin yanında nafilelerle yaklaşır. Onları yapa yapa ben onları severim. Sonra onları sevdi mi, onların konuşan dili, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum diyor Rabbul Alemin. Siz diyor bana bir adım gelirseniz ben 10 adım gelirim diyor. Kulun ilk adımı, ilk niyeti, ilk başlangıcını kulun atmasını bekliyor. Biz Allah yolunda olduğumuz sürece, Peygamber aleyhissalatü vesselama tabi olduğumuz sürece, mürşide de itaat ettiğimiz sürece bizim hiçbir korkumuz olmaz. Hiçbir eksiğimiz olmaz. Kaldı ki bir de tövbe aldık. Nasuh tövbesi niyetiyle aldık. Nasuh tövbesi nedir? Geçmişteki bütün hataların, günahların siliniyor mu? Silinmiyor. Olduğu gibi sevaba dönüşüyor. Demek ki tövbe alan, mürşitte tövbe alan bir insanın geride hatası, geçmişi kalmıyor. Kul hakkı hariç. Belki yani onun da Rabbul Alemin tarafından belki bir onun da kurtulacak bir değeri vardır. Bir insan diyelim ki ömrü boyunca hiç tövbe etmedi. Ömründe bir defa tövbe etti. Çok asi, isyankardı. Tövbe ettiğinde hemen ölürse belki Rabbul Alemin onun tövbesinin hürmetine diğer kul haklarını da ödettirir. Gider o hakla hak olan kullarına der ki ben sana cennetimde şunu veriyorum, onun için hakkını helal et denir, ettirir. Ama yaşadığımız boyunca biz kul hakkına dikkat edeceğiz. Çünkü Rabbul Alemin bana kul hakkıyla gelmeyin diyor. Yani dağlar kadar günahımız olsa ben affederim diyor. Tövbe eden kulunu da seviyor. Tövbesini de kabul ediyor ama kul hakkına dikkat edin diyor. Dolayısıyla ne olacak o zaman? Biz geçmişi unutacağız. Biz tövbe almakla geçmişimizi kapattık. Artık önümüze yeni bir dönem geldi. Yeni bir sayfa açtık. Geçmişi unutacağız. Hatırımıza getirmeyeceğiz. Bahsetmeyeceğiz. O bizim cehalet dönemimizdi. Cahiliye dönemimizdi diye görüp
Hepsini sileceğiz. Hepimizin geçmişinde büyük hatalar, günahlar, kusurlar olabilir. Onlara samimi tövbe ettiğimiz için onlar bitti. Acaba ne olur korkusuna da girmeyelim. O da vesvesedir. Yani nefis ve şeytan fırsat kollar. Ya ben bu kulu nasıl kandırayım diye. Senin korkularından ve zayıf noktalarından girmeye çalışır. Onun için bunlara geçmişi hiç bu şekilde bakma. O konuşanlara da bir şey söyleme. Hiç oralı olma. Dolayısıyla öyle konuşan varsa, senin geçmişini de sürekli irdeliyorsa, sen o kişiden de mümkün mertebe uzak dur. Uzak dur. Bulunduğun çevrede iyi insanlarla, kalbinin aldığı, muhabbet ettiğin kimselerle beraber olun. Mesela sofrelerle beraber olun. Sizin bakışından, konuşmasından rahatsız olduğunuz kimselerin yanına gitmeyin. Mecbur değilsiniz. Onlar sizin kalp halinizi, muhabbetinizi bozar. Siz namaz ehli, her bir şeye karışmayan, haset etmeyen kimselerin yanına gidin. Sofrelerle beraber olun. Öyle bir ortamlarınızda dini muhabbetler kurun. Birbirinize amel yaptırmayı sevk edin. Ancak bu şekilde ne olursun? Daha rahat etmiş olursun. Kalbin huzurlu olur. Huzurlu olduğunda yaptığın amel de daha güzel olur. Hiç korkuya gerek yok. O korku nefis ve şeytanın verdiği vesvesedir. Neden? Tövbe ettin. Bütün günahların sevaba dönüştü. Şimdi nefsin ve şeytanın işine gelmez. Kendi adamını kaybetmiş oluyor, değil mi? Onun için sana vesvese vererek seni yolundan caydırmak isteyecek. Senin tekrar geri kendisini asker yapmak isteyecek. Onun için sana vesveseler verecek. Bu vesvesenin kurtulma yolu abdestli olmak, rabıta halinde ve sürekli zikir halinde olmakla onları uzaklaştırmış olursun. Kalbinde rabıta ve zikir olunca o nur olur. O nur, nefis ve şeytan o nura yaklaşamaz. Dolayısıyla sana vesvese veremez. Vesvesenin sebepleri nelerdi? Dediğimiz gibi vesveseye kulak asmak. Yani içinden ve dışından birisi sana bir şey söylediği zaman, içinden bir his geldiği zaman onlara kulak vermeyeceksin. Bakmayacaksın, önem göstermeyeceksin, cevap vermeyeceksin. Hiçbirine bakmayacaksın. Vesveselerin sebepleri işte yediğimiz içtiğimiz meselelerdir. Gözlerimizin ve dilimizin konuştuğu şeyler de vesveseye sebep olur. İnşallah biz bundan sonra bunlara dikkat edeceğiz. En çok dilimizden ve gözümüzden kaybediyoruz. Çünkü gözümüz baktığında ısrarla bakıyor. Bakınca da hata kusur görebiliyor. Ondan sonra o dilimizden karşı tarafa cevap olarak çıkabiliyor. Bir anda boşlukta dilimiz birinin kalbini kırabiliyor. Dedikodu ve gıybete girebiliyor. Yalana girebiliyor. Onun için mümkün mertebe bunlara dikkat etmemiz lazım. Dışarıya bakmaktan ziyade içeriye bakacağız. Kalbe bakacağız. Kalbimizi korumaya bakacağız. Kalbimizde iman var. Bu imanı muhafaza etme yollarına bakacağız. Evet, menzile gidişteki şeyleri ziyaretini anlatayım. Bu kapıyı da sen bu kapıdan kopmadığın sürece, vazifeleri yaptığın sürece hiç kim hiçbir şey olmaz. Seni atmazlar. Hiç kafanı yorma inşallah. Dini konuda, bu dini konu nedir? İman etmek, namaz kılmak, İslam'ı yaşamak ve sofi olmak konusunda bir insan akıl bali olduktan sonra hiç kimsenin mecburiyetinde değildir. Annenin babanın hükmü altında değildir. Eğer anne baba bunları sen yapma, terk et diyorsa onlara itaat etmek zorunda değilsin. Anne baba sen oğlum kızım namaz kıl derse ona itaat edersin. Aleyküm selam abi. Yok dese ki namaz kılma, işte niye örtünüyorsun, bu zamanda örtünülür mü, niye sofu oldun, tövbe ettin gibi şeylere sen onlara ne yapacaksın? Bunlara itaat etmeyeceksin bu konularda. Çünkü Allah'a, peygambere ve mürşide itaat önceliklidir. Şimdi biz tövbe aldık ya, tövbe aldık bir de mürşidimiz oldu. Şimdi sıralamada önce Allah'a itaat vardır sofu için. Sonra peygambere itaat gelir, sonra mürşide itaat gelir. Daha sonra anne babaya itaat gelir. Anne baba dini hükümlere karşıysa ona da itaat edilmez. Bunu bu şekilde bilerek ne yapacaksın? Burada ilmi siyaset kullanacaksın. Annen babanın tavrı nasıl olur? Karşı çıkarlar mı çıkmazlar mı? Nabız yoklayacaksın. Yumuşak yumuşak tatlı tatlı anlatacaksın. Eğer olmuyorsa, biliyorsalar, öğrenmişseler
Artık söyleyeceksin, ben tövbe aldım, ben yolumu buldum, artık ben bu yoldayım, bu yoldan asla caymam diyeceksin. Yani bu yoldan taviz vermeyeceksin. Bu şekilde yaparsan, tabii ki evine gittin, mecbur rabıta yapacaksın, hatme yapacaksın, bir daldıysan bir dini çekeceksin. Bu fark edilecek. O zaman uygun bir dilde bunu anlatacaksın. Niye aldın, niye yaptın derseler, bu şekilde itaat etmeye gerek yok. Ben bunu uygun gördüm. Doğrusu olduğu için ben bunu yaptım diyeceksin. Evinde de ayrı bir şekilde yapacaksın. Evet. O zaman senin işin zor. Zamanında bunların hepsi olacak. Bak, imtihanlarımız tövbe aldıktan sonra başlıyor. Farkındaysan. Şimdi bir tarafta dünya sevgisi var. Bir tarafta Allah ve Allah'ın istedikleri var. Biz şimdi yolumuzu tercih edeceğiz. Yolumuzu çizeceğiz. Sahabe-i kiramın hayatına bakın. Sahabe-i kiramın hayatında da olmuştur bunlar. Bazı sahabe-i kiram, ve aleyküm selam abi, iman ettiklerinde annesi babası onu reddetmiştir. İstememiştir. Evinden uzaklaşmıştır. Mal vermemiştir. Sofilerde de vardı. Alevi sofilerde de vardı. Alevi sofiler tövbe aldıktan sonra annesi babası onları reddettiler. O sofiler hep mücadele ettiler. Sen şimdi burada ilmi siyaset kullan. Ne yapabilirsin? İlk etapta söylemeyebilirsin. Çaktırmadan yapmaya çalışırsın. Mesela nasıl olabilir? Şu olabilir. Nasıl evine gidiyorsun, tatildesin. Hatme rabıta anında yalnız zamanları kolla. Hatmeye gideceksen bir arkadaşına oturmaya gidiyormuş gibi gidersin. Hatmeni yaparsın. Onlar evde olmadığı zaman hatmeni yaparsın. Biraz zamanın varsa, imkanın, fırsatın varsa evden uzak durursun. Ama bir şekilde de yavaş yavaş onları da işlersin. Onların yanında rabıtalı bulun. Mürşidin yanındaymış gibi bulun. Bir şey konuşacağın zaman onu bu şekilde kullan. Bir de onların yanında biraz onların nabız yokla. Ya bizim yurtta de işte çevrede çok duyuyorum. Herkes Adıyaman'a gidiyor, tövbe alıyor. Adamın şu huyu vardı düzeldi, şu ahlakı vardı düzeldi. Çok iyi insanlar oldular. Herkes orayı methediyor. Orada bir Allah dostu varmış, peygamberimizin soyundan geliyormuş gibi. Duymuşsun gibi onlara da böyle arada bir sohbetini yap. Bakalım nabızları ne diyor, nasıl yokluyorlar. Yavaş yavaş öyle girersin. Bir de sende güzel halleri görürseler, ahlakında değişmeleri görürseler ne olacak? O zaman razı olacaklar. Evet, o zaman sen bir müddet, senin şu andaki imtihanın bu. Belki önünde maddiyat yok, belki hastalık yok ama önünde annem babam var, değil mi? Herkesin farklı imtihanı var. Kimisinin annesi babası razı olur, hastalıktan çeker. Kimisi maddiyattan çeker. Herkesin çektiği bir yer vardır. Şu anda senin en zayıf noktan, imtihan noktan bu. Anne baba. Mümkün mertebe onları fazla kırmadan, üzmeden dolaylı yollarda onları hazırlayacaksın. Evet, maalesef şimdi sen sınavdasın. Şu anda sen Müslüman oldun diyelim, örtündün diyelim. Karşına akrabalarını aldın. Şimdi senin önünde nefis ve şeytan fırsat bekliyor. Bak, anneni babanı üzme, akrabalarına karşı geldin gibi sana vesveseler verecek. Yok, diyeceksin ki ben Allah'ı, Resulünü ve mürşidimi seviyorum. Tabi olacağım, ben onların dediğini yaparım diyeceksin. Mümkün mertebe kimseyle mücadeleye girmeden, münakaşaya girmeden onlardan uzak durarak sabırla hoşgörülü olmaya çalışacaksın. Yeri ve zamanı geldiğin zaman tepkini koyacaksın. Ben bu şekildeyim. Benim kararım bu. İster kabul edin, ister kabul etmeyin diyeceksin. Onlar önce itiraz etse de sonra da mecbur kabul edecekler. Çünkü şöyle düşün bir de. Yani Mürşidi Kamil bir sufisini teslim aldığında yok yok bir şey olmaz. Şimdi Mürşidi Kamil sofisine teslim aldığında onu başıboş bırakmaz. Bundan sonra bak neler olacak. Sen sabırlı ve inatlı üzerinde dur. Hoşgörülü ol, sabırlı ol. Yalnız sen vazifelerini yap. Sen vazifelerini yaptınca saadatlar senin kılığına girip onlara neler sohbet edecek? Nasıl yumuşatacak? Hiç bilemezsin. Belki onlara da sen irşad edeceksin. Belki onlara da faydan olacak. Onlara da U dönüşü olacak. Bunda yani buna emin ol. Hiç bu korkuyu at. Saadatlar bizim dünya ve ahiretimize bize sahip çıkacaklar. Her yerde bak.
Ölünceye kadar bize sahip çıkacaklar. Şeytan ve nefse karşı sahip çıkacaklar. Ölüm anında sahip çıkıyorlar. Ne güzel. İşte bak, ona da devam et. Ondan sonra mahşerde, kabir aleminde, sıratta, cennette bile sahip çıkacaklar bize. Bizi başıboş kendi halimize bırakmayacaklar. Biz onlara Allah için gittik. Allah da bizim işlerimizi rast getirecek. Sen biraz yeter ki dayanıklı ol. Bir müddet belki biraz zorlama çekebilirsin, zorlanırsın, biraz üzülürsün ama tahammüllü ve sabırlı ol. Sen yoluna devam et. Çünkü yolunu buldun. Bu yoldan daha güzel bir yol yok. Diğer şeyler seni vazgeçirecekse, caydıracaksa kötü yollardır. Madem iyi bir yolu buldun, tercih ettin diyeceksin, ben asla vazgeçmem. Her şeyi göz önüne alacaksın. Sahabe-i kiramın hayatını oku. Mutlaka vardır sahabelerden böyle çekenler. Sen onun için sabırlı ol. Hem annene babana dua et. Onlar da iman nasip olsun. İmanlıysalar İslam'ı yaşamak nasip olsun. Allah'ın sevgisi, muhabbeti nasip olsun. Sen şimdi evinde saadatları temsil ediyorsun. Sen saadatları temsil eder bu eve girdin. Sen vazifelerini yaptıkça saadatlar o eve el atacaklar. Seni manyetik alan içerisinde alırlar. Seni korurlar. Onları da yumuşatırlar. Eğer onların yumuşama durumu yoksa onları korkuturlar. Seni her zaman muhafaza ederler. Tamam inşallah, korkmazsın. Sen sıkı sarıl. İlk önceleri biraz zorlanma olsa da biraz dayanıklı ol, sabret, hoşgörü, rabıtayı terk etme, rabıtanı artır, virdine devam et. İnşallah fırsat bulmuşsun, hatmelerinizi yapın. Saadatla seni zahir ve batında dizayn edecek, seni donatacaklar. Bizi başıboş bırakmıyorlar, hiç korkma, hiç merak etme. Bak, nasıl köye de gidecekmişsiniz. Köye gittiğinizde şekil şart adabını yaparken dahi hep dua edin. Bu şekilde bunların düzelmesi için dua edin. Düşmanlarınızın islah olması için, annenizin babanızın da kurtulması için çok şeylere dua edin. Bu duanızın karşılığı mutlaka olur. Rabbul Alemin artık sevdiği kulların içerisine girmiş oluyorsunuz tövbe etmekle. Dolayısıyla Rabbul Alemin senin sıkıntılarını biliyor, derdini, kederini biliyor, üzüntülerini biliyor, başındaki bela musibeti biliyor. Şimdi bir de menzil ziyareti var değil mi? Bir de ondan bahsedelim o zaman. Giderken ne yapmak lazım? Herkesin kendine göre hastalıkları, dertleri, imtihanları, sınavları vardır değil mi? Önce menzil ziyaretinde Mürşid-i Kamil'e ziyarete gidiyorsunuz gibi. Sanki Peygamber aleyhissalatü vesselam yaşıyormuş da onu ziyarete gidiyormuş gibi, sanki onun elinden tövbe alacakmışın gibi idrakla gitmek lazım. Peygamber aleyhissalatü vesselam yaşamıyor ama onun evladı yaşıyor, varisi yaşıyor değil mi? Onun vekili yaşıyor. Onun soyundan onun torunu yaşıyor. Dolayısıyla Allah için bu niyetle gidin. Giderken de hastalıklarınızı, sıkıntılarınızı göz önünde bulundurun. Ya Rabbi, edeceğim tövbenin hürmetine şu sıkıntılarımı da gider, şunları kolaylaştır diye böyle geniş bir dua edin. Bu duanızla beraber gidin, samimi gidin. Samimi tövbe alın. Gittiğiniz yerde ilk defa gidiyorsunuz, bir köy ortamı çok farklı gelecektir ama orada rahmetin içerisinde olacaksınız. Orada da şeytan nefisi boş bırakmayacak. Mesela gittiğiniz yerdeki sofilere belki hata kusurlarına takılabilirsiniz, hiç takılmayın. Oradaki her insanın Allah dostu olduğunu düşünerek hiç kimsenin hata kusuruna bakmayın. Oradaki geçen zamanı iyi değerlendirin. Sanki her yaptığınız hareket size ibadete dönüşecek gibi. Oraya biz hata kusur aramaya değil, hatamızı, kusurumuzu bırakmaya gidiyoruz. Değil mi? Samimi tövbe edin. 8 şartınızı çok samimi sindire sindire yapmaya gayret edin. Hizmetlere katılın. Oradaki büyüklerimizi gördüğün zaman onlardan da duasını almaya gayret edin. Bu niyetlerin üzerinde durun, samimi şekilde gidin gelin, çok şeylerin fark ettiğini göreceksiniz. İnşallah. Kısaca bu şekilde bunları bu dile getirmiş olduk. Tabii ki bunları, bu mevzuları konuşarak bitmez. Çok şeyler var. Tövbe alan bir insan nelere dikkat etmesi lazım? Bir Müslüman neleri yapması lazım? Artık vazifelerimizi yeni yeni başlıyoruz değil mi? Sorumluluklarımız yeni yeni geliyor. Saadat-ı Kiram, mürşidimiz bizi terbiye edecek.
Biz ona teslim olduğumuz sürece bizi terbiye edecek. Ne kadar teslim olursak o oranda terbiyemiz olacak. Biz terbiye oldukça bizim de çevremize faydamız olacak. Ne kadar güzel. Bak, tövbe almışsın, hemen kadrinin kıymetini anlamışsın. Bak, çünkü neden? İçinde Allah sevgisi, peygamber muhabbeti başlamış değil mi? Mürşit sevgisi başlamış. Biz bu tadı aldık. Bu yolun iyi olduğunu, sağlam olduğunu, en kısa yol olduğunu hissettik ve duyduk. Dolayısıyla ne yapacağız? Bu hali muhafaza edeceğiz. Biz bu hali muhafaza ederek diğer insanların da, diğer ümmet Muhammed'in de buraya gelmesine gayret edeceğiz. Yok yok, ondan korkma. Korkma vesvesesini hiç korkma. Sen bu korkuların vesveseden kaynaklandığını düşün. O anda böyle korkuların olduğun zaman mürşidi rabıta yap. Mürşidi Kamil, bedenen bütün her şeyden nur olarak senin üzerine geldiğini, o nurun bütün vücudun üzerinde hakim olduğunu, bir elbise gibi, bir çadır gibi üzerine böyle giydiğini düşün. O rabıta halini muhafaza et, vesvese gider. Bir de rabıta ve bu zikir halini kalbinde yapmaya devam et inşallah. Bunların hepsi zamanla gidecek. Yani ilk etapta hemen birden olmuyor değil mi? Kademe kademe bizim içimiz ve dışımız, azalarımız düzelecek. İnşallah. Onun için hiçbir korkuya yeri yok. Bir de bu korku da nimete dönüşebilir. Ne kadar korkarsan o kadar Allah'a dua edersin. Dolayısıyla Allah da senin yanında olur. Rabbul Alemin de senin duanı kabul etmiş olur. Eğer bir insanın hiçbir korkusu yoksa o zaman o insan cesaretli olur. Belki günah işlemeye bile cesaret eder. Ama bir korkun var, bir derdin, bir kederin var. Ne yapıyorsun? Allah'a sarılıyorsun. Duaya sarılıyorsun, değil mi? Rabbul Alemin hatırlıyorsun. Ne kadar güzel. Aslında bu da bir nimettir. Düşünebilirsek. Yeni kardeşlerimiz var inşallah. Onlar tövbe almışlar. Onların soruları vardı. Sorularına cevap vermekle meşgul olduk biraz. Allah razı olsun. İnşallah bu yol çok güzel. Bu yolu yaşadıkça, bu yolda ilerledikçe daha çok güzellikleri hem göreceksiniz hem de kalbinizde yaşayacaksınız. Bu güzellikleri bir başka yerde bulmak çok zor. Elde etmek çok zor. Madem geldiniz, yaşıyorsunuz, o zaman bunun lezzetini almaya bakın. Vazifeleri yapmaya bakın. Şükrünü yerine getirmeye çalışın. Durumlarımız böyle.